Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Nokia 5.1 Plus akıllı cep telefonunu inceliyoruz. Uygun fiyatlı ve donanımı da beklentilerimizin bir tık üzerinde olan telefonla ilgili görüşlerimiz bu videoda. Hep beraber izleyelim. Bir döneme damgasını vuran Nokia'nın akıllı cep telefonu olan 5.1 Plus bizlere uygun fiyat seçeneğiyle güzel bir donanımı bir araya getiriyor. Şimdi telefon biliyorsunuz Nokia akıllı telefon pazarından çıktığından beri HMD Global isimli yeni bir şirket kurdu ve bu şirket üzerinden akıllı cep telefonlarını üretiyor. Yine HMD Global'ın bir telefonu var karşımızda. Her zaman yaptığımız gibi dış gömde başlayacak olursak ön yüzünde çok büyük bir çentik var. Bir kere ben hemen onu söyleyeyim. Şimdi detaylarda da göstereceğim ama ekranda da şu anda görüyorsunuz muhtemelen. Şöyle kocaman bir çentiğimiz var. Neredeyse üst kısmının tamamını kaplıyor. Yani 3'te 2'sini falan rahat bir şekilde kapladığını söyleyebilirim. Bu kadar çentikte ne var onu tam bilmiyorum ama bir tek cep telefonunun kamerası var ön tarafta. Bunun dışında başka bir şey yok orada görülüyor ama büyük bir çentiğimizin olduğunu söyleyelim. Alt kısımda ve üst kısım, özellikle alt kısımdaki ekran boşluğu epey yüksek. Orada Nokia yazısı yer alıyor zaten. Üst kısımda da bu çentik dışında çok fazla bir boşluk yok. Yanlarda da ciddi bir boşluk olduğunu söyleyeyim. Yani siyah bir çizgi gibi bir şey geçiyor şu anda yanlardan baktığımızda. Cihazın alt tarafına bakacak olsak yan yüzlerden Type-C var. Mikro USB yerine burada USB Type-C bağlantısı kullanılmış. Bence bu güzel bir özellik olmuş. Çünkü artık yavaş yavaş Type-C yaygınlaşmaya başladı. Biraz daha hızlı bir bağlantı türü ve çift taraflı takılabilmesinden dolayı bence iyi olmuş bu. Tabi Type-C kullanılmasına rağmen bir de kulaklık çıkışı var. Onu da üst konuma konumlandırmış Nokia. Genelde Nokia üst tarafta olduğunu da belirtmiş olalım. Önden baktığımızda sağ yan yüzde güç açma kapama tuşu ve ses açma kapama tuşu var. Sol tarafta ise sim kart yuvası dışında başka bir şey yok. Arka tarafta dual kameramız bulunuyor. Hemen onun altında LED lambamız. Onların da hemen altında bir parmak izi okuyucumuz mevcut. Tasarım anlamında kenarları yuvarlatılmış bir tasarım anlayışının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu hem yatay düzlemde hem de dikey düzlemde yuvarlak kenarlı bir cep telefonu var. Pek alışmadığımız bir tasarım. Normalde böyle çok yuvarlak telefonlar artık pek kalmadı. Biraz eski nesil bir tasarım anlayışının ürünü bu. Şimdi gelelim cep telefonunun teknik özelliklerine. Nokia 5.1 Plus 5.86 inçlik 720x1520 piksellik bir IPS ekrana sahip. Ekranımızın ekran gövde oranı ise 19'a 9. Ekran oranı ise yani ekranın gövdeyle oranı ise %79.6. Çok yüksek değil ama çok kötü de olmadığını söyleyeyim. Ama boşlukların biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama 79 da kötü bir rakam değil. Yani genelde artık 85 civarında falan olduğunu belirtmiş olalım. Telefonun güç aldığı işlemci ise MediaTek MT6771 Helio P60 işlemcisi. GPU tarafında Mali G72 MP3 GPU'su bizi karşılıyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama, microSD bellek kartı yuvasında olduğunu belirtmiş olalım. Ana kameramız 13'e 5 megapiksellik bir dual kamera dizilimi var. 13 megapiksel ana kamerayken 5 megapikselli anladığınız üzere alan derinliği kamerası olarak tercih edilmiş. Ana kamerada yapay zeka desteği bulunuyor. Aynı zamanda Full HD 30 FPS video kayıt edebildiğini de söyleyeyim. Ön kameramız ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. O da 720p video kayıt yapabiliyor. Android 9.0 işletim sistemiyle geliyor. Daha doğrusu telefon Android 8 de geliyor ama Android One platformunun üyesi olduğu için biz kutuyu açar açmaz hemen 9'a güncellendi. Şu anda kullandığımız sürüm Android 9 Pie olduğunu belirtmiş olalım. Parmak izi okuyucumuz var. Bluetooth 4.2'miz var. FM radyo var. Genelde bu kategoride çok fazla bulunuyor. FM radyo özelliği biliyorsunuz. İnternet olmadan da radyo dinleyebiliyorsunuz. İşte GPS gibi özellikler bulunuyor. Şimdi gelelim cep telefonunun kullanım deneyimine. Biliyorsunuz bu telefon Android One platformunun bir üyesi. Yani Google tarafından geliştirilen saf Android kullanan bir işletim sistemine sahip.
arayüzdü vesairedi, işte uygulamaydı bilmem neydi, hepsi, hemen hemen hepsi söyleyeyim, hepsi değil ama aslında hemen hemen hepsi Google tarafından sağlanıyor ve standart uygulamalar geliyor. Google'ın bize sunduğu, mesela Google Lens var. İşte arayüze baktığımızda bu arayüz tamamen diğer Android One platformu telefonlarında gördüğümüz gibi basit bir arayüz var. Yani çok böyle işte şekilli böyle bir şey arıyorsanız bu telefon çok o beklentinizi karşılamayacaktır. Ama temiz bir arayüz olsun, saf Android deneyim yaşamak istiyorum derseniz işte alacağınız telefon bu. Bunun dışında hani menüler vesaireler benzer telefonlara fazlasıyla andırıyor. Çok da bir farklılık yok. Ayarlar vesaireler de zaten standart Android One platformunun getirdiği arayüzle beraber bize sunuluyor. Bir tek farkındalık olan tarafı ise, farklılık olan tarafı ise daha doğrusu kamera tarafında bir farklılık var. Onun detaylarını kamera bölümünde anlatacağım. Kamerası daha özelleştirilmiş bir kamerası var. Yani Nokia burada kendine göre bazı düzenlemeler, eklentiler yapmış. Saf Android kamerası değil bu. Biraz daha güncellenmiş, ekstra özellikler katılmış olduğunu belirtelim. Günlük kullanım anlamında Helio P60 işlemcisi her türlü işin altından rahatlıkla kalkmanızı sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir takılma, hani fiyata uygun telefon ama işte çalışır mı, zorlanır mı, işte şu oyunu açar mı, bunu yapar mı gibi sorular aklınızda olmasın. Tabii ki şöyle bir durum var, bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Örneğin bu telefon PUBG'yi açıyor. Oynanabiliyorsunuz PUBG'yi. Bunu genelde videolarda çok soruyorlar bize. Şu bu telefonla PUBG oynayabilir miyim, şunu oynayabilir miyim, bunu oynayabilir miyim? Telefon PUBG oynuyor ama tabii ki işte çok yüksek çözünürlük, böyle inanılmaz grafiklerle değil. PUBG vesaire rahatlıkla oynadığımızı söyleyebilirim. Diğer uygulamalarda da işte WhatsApp'lı şuydu buydu herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde birçok uygulamayı beraber kullanıyorsunuz. Herhangi bir sorun da yaşamıyorsunuz. Yani performans anlamında bir sıkıntısı olan telefon değil. En azından bu kategorideki bir modele göre performans sıkıntısının olmadığını söyleyeyim. Gelelim telefonun sentetik testleri. Biliyorsunuz kullanım testlerini yapıyoruz biz ama bir yandan da sentetik testler de yapıyoruz. Geekbench'te telefon bizden tek çekirdekli 1324, çift çekirdekli ise 4097 puan aldı. Antutu testinde ise 108105 puan aldığını belirtelim. Rakamlar fena değil. Yani bu fiyat aralığındaki modellere göre bir tık daha iyi, biraz daha iyi rakamlar aldığımızı söyleyebilirim. Kullanım deneyimiyle ilgili eklemek istediğim bir konu ise telefonun ekran çözünürlüğü. Biliyorsunuz teknik özellikler tarafında bahsettim. Telefonumuzun 720x1520 piksellik bir ekran çözünürlüğü var. Günümüz şartlarında birazcık düşük bir çözünürlük bu. En azından bir böyle hani Full HD olmasa bile yani Full HD'ye yakın bir değer olabilirdi. Bu birazcık küçük, düşük bir değer kalmış. Muhtemelen Nokia burada birazcık hani güç tüketimini göz önünde almış, maliyetleri göz önünde almış, buna göre bir seçim yapmış ama bence ekran çözünürlüğü bir tık daha iyi olabilirdi. Çok büyük sorun değil ama insan daha yüksek kaliteli bir görüntü elde etmesi için bu çözünürlüğün biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyor. Ben bunu bir eleştiri olarak Nokia kabul ederse çok sevinirim. Bunu da eksi olarak yazdığımı söyleyeyim. Gelelim telefonun kamera özelliklerine. Şimdi kamerası az önce bahsettiğim biraz standart Android kamera yazılımı değil. Biraz daha böyle özelleştirilmiş, geliştirilmiş. Nokia biraz burada çalışmış yani bu kamera için, onu söyleyebilirim. Çekim modlarına baktığımızda işte Live Bokeh var. Benim ilk dikkatimi çeken, yani alan derinliğini görerek değiştirebiliyorsunuz. Az ya da çok yapabiliyorsunuz Live Bokeh modunda. Panorama var. Kare fotoğraf çekebiliyor yani Instagram için. Güzel bir özellik olmuş bu. Pro modunda işte belli ayarları, örneğin burada neler var bakalım şimdi, işte diyaframdı, odaktı, böyle değişik bir şekillerde geliyor. Daha önce Nokia'da karşımıza çıkan deklanşör hızı, poz telafisi gibi işte özellikleri buradan kendiniz manuel değiştirebileceğiniz profesyonel modu var. Standart fotoğraf modunda çekim sırasında bazı efektleri uygulamak, işte rötuş yapmak gibi farklı farklı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Bu arada telefonun benim enteresan bir özellik var. Çift video çekebiliyor. Bu güzel bir özellik. Biliyorsunuz bazı Samsung modellerinde eskiden vardı ama şu an kullanılmıyor böyle bir özellik. Çift video modunu aldığınızda ekranı ikiye bölüyor telefon. Yani ön kamera sizi çekerken arka kamerayı gösteriyor haliyle ve doğal olarak. İlk ekranı ikiye bölüyor. Hatta bu ekranı ikiye bölme mesafesini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani işte ön kamera bir tık daha az olsun ya da daha büyük olsun, arka kamera daha fazla yer kaplasın gibi seçenekler olabiliyor. Bir de picture in picture dediğimiz, sizi bir küçük karede ön kamera görüntüsünü bir köşeye alıp, ki bunun yerini değiştirebiliyorsunuz serbest olarak istediğiniz gibi, normal ana kamera görüntüsünde video tabii modundan bahsediyorum burada kullanabiliyorsunuz. Bunu fotoğraf modunda da yapabiliyorsunuz. Hem videoda hem fotoğrafta picture in picture fotoğraflar çekip videolar çekebiliyorsunuz. Bu enteresan bir özellik olmuş.
Daha önce vardı dediğim gibi başka modellerde de ama genelde bu seviyedeki telefonlarda pek görmediğimiz bir özellik olduğunu belirteyim. Ön kameraya gelecek olursak yine ön kamerada da bazı çekim modlarımız bulunuyor. Burada da pro modu var bu arada. Ön kamerada da profesyonel modu kullanabiliyorsunuz. Dikey modu diye bir modumuz var. Kare modumuz var yine ön kamerada. Fotoğraf modumuz, video modumuz, zaman atlamalı fotoğraf video modumuz da yine burada bulunuyor. Kameralara biraz çalışmışlar. Fotoğraf performansında birazcık bahsedecek olursam iyi ışıkta güzel sonuç veriyor. Yani herhangi bir sıkıntısı yok ama ışığın az olduğu durumlarda bir parça sıkıntı olmaya başladığını söyleyeyim. Genelde bu kategoride çok büyük mucize beklememek lazım fotoğraf makinesinden ve video tarafından ama yani gündüz ışığında çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirteyim ama gece tarafında bir parça kalite düşük. Hani biraz daha uğraşsaymış Nokia bu kozmetik şeylere ayırdığı enerjinin bir kısmını da keşke diğer bu özellikleri ayırsaymış. Fotoğraf kalitesi en azından gece modunda bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama kötü mü? Hayır, kötü değil. Beklenti bir tık daha iyi olabilirdi. Sadece böyle bir beklentim var. Onun dışında bir herhangi bir sorun olmadığını belirtmiş olalım. Bu arada şimdi biz bu telefonla çektiğimiz fotoğrafları ve videoları yine bu videonun içinde sizlerle paylaşacağız. Ayrıca açıklama kısmında Nokia 5.1 Plus'la çektiğimiz örnek fotoğraflardan oluşan bir galerinin linkini de sizinle paylaşacağım. En azından video içindeki kaliteyi belki sizi tatmin etmeyebilir ama galerideki fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olduğu için indirip siz de fotoğraflara bakıp ha bu güzel ya da değil diye kendi kararınızda kendiniz bilebilirsiniz. Öte yandan şöyle bir eleştirim de var kamera tarafıyla ilgili. Ön kamera 720p çekiyor sadece videoda. Ha, büyük bir sorun mu? Değil ama hani günümüzde artık Full HD standartken ön kameranın 720p çekiyor olması bana birazcık şey geldi. Kabul edilemez bir şey olarak düşünüyorum. Çünkü bugün en kötü makine bile artık hem ön hem arkası Full HD çekiyor. Nokia böyle bir karar almış. Saygı duyuyoruz ama bence bu biraz daha üzerine çalışılması gereken bir konu. Kamera tarafında her iki kameranın da bence Full HD çekmesi gerekiyordu. Herkese merhaba. Şu anda Nokia 5.1 Plus'ın ön kamerasını kullanarak bir video çekiyorum. Telefonun ön kamerası ne yazık ki 720p video kayıt edebiliyor. Şu anda ekrandaki görüntüyü ve sesi bu telefonun ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. İşte Nokia 5.1 Plus'ın ön kamera performansı da bu şekilde. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Bu videoyu ise Nokia 5.1 Plus'ın arka kamerasını yani ana kameralarını kullanarak çekiyoruz. Şu anda yağmurlu ve hafif sağanak altında kaydediyoruz. Kapalı bir hava var. İstanbul'dayız. Görüntü ve sesi telefonun kendi kamerası üzerinden aktarıyoruz. İşte Nokia 5.1 Plus'ın ana kamera video performansı bu şekilde. Gelelim telefonun pil tarafına. 3060 mAh'lik lityum iyon bir pil kullandığını söylemiştik. Bu pili 0'dan 100'e kadar şarj etmek yaklaşık 2 saat sürüyor. Kutusundan çıkan adaptörle yaptığımız denemelerde biz bu rakamları bulduk. Pilin kullanım ömrü ise yaklaşık olarak 1,5 günü buluyor, onu söyleyeyim. Yani ortalama bir kullanımda 1-1,5 gün kullanıyorsunuz. Eğer çok yoğun kullanmazsanız 2 güne kadar çıkan bir pil ömründen söz etmemiz mümkün. Öte yandan sentetik testler de yaptık. Biliyorsunuz biz hep baterimak testi yapıyoruz. Baterimak testinde 10 saat 11 dakika gibi genelde bu kategorinin bir tık üzerinde olan bir rakam bulduk ki 3060 mAh'lik bir pile göre bence çok iyi bir süre. Nokia burada güzel bir iş çıkarmış. Muhtemelen ekranın da çözünürlüğü düşük olduğu için çok fazla enerji tüketmiyor. Bu yüzden de orada bir tercih yaparak hani pil ömrünü yüksek tutmak için böyle bir seçim yapmış muhtemelen Nokia. Bir incelemenin daha sonuna yaklaşırken Nokia 5.1 Plus ile ilgili beğendiğim ve beğenmediğim tarafları söylemek istiyorum. Beğendiğim taraflardan bir tanesi uzun pil ömrü. O çok hoşuma gitti. Pil ömrü gerçekten iyi bir şekilde tasarlanmış. Android One platform desteği ve bu sayede işte Android Pie
gibi işletim sistemi güncellemelerini hemen alıyor olması. Bu önemli bir şey çünkü bazı bu kategorideki bazı modeller Android 8 de geliyor ve muhtemelen Android One platform üyesi olmadıkları için bu desteği alamama durumları söz konusu. Nokia 5.1 Plus'ta ise böyle bir durum yok. Öte yandan beğendiğim taraf ise 802.11ac desteğinin gelmiş olması. Bu kategoride genelde görmediğimiz bir özellik bu ve özellikle yüksek dosyalara download ettiğinizde ve bulunduğunuz ortamda, router'da veya modemde bu AC desteği de varsa çok hızlı bir şekilde dosyayı transfer edebiliyorsunuz. Bence güzel bir hareket olmuş. Takdir ettim Nokia'yı. Beğenmediğim taraflar neler diye soracak olursanız bir tanesi düşük ışıktaki kamera performansını çok beğenmedim. Çentik çok büyük geldi. Yani bu çentiğin bu kadar büyük olmasına ne gerek var anlamadım. Çünkü burada algılayıcı vesaire falan da yok yani görünmüyor şu anda veya led lamba falan da yok. Neden bu kadar çok büyük bir çentik tercih edilmiş bilmiyorum. Damla çentik falan daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca ekran çözünürlüğü düşük buldum. Hani bu devirde bu ekran çözünürlüğü fiyat aralığı uygun da olsa bu telefona yakışmadığını söylemek isterim. Nokia 5.1 Plus ile ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı veya eğer kullanıyorsanız deneyimlerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.